Uzun zamandır araç inceleme videosu yapamıyorduk. Bugün bir fırsat bulduk ve aracımız Corsa D1.3 dizel incelemesini sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Aracı yeni aldık, 12-13 gün oldu. Babam kendisi kullanacak. 2013 model bir araç, 74 bin kilometre oldu. Bu araçla ilgili tüm detayları, tüm yaşanmışlıkları, servis bakım maliyetlerini, araçta ekstra neler var neler yok, donanımla ilgili bilgileri, bakım maliyetlerini, yakıt tüketimi, bugüne kadar hangi arızalar açtı, bunların hepsini ve araca yapılacak işlemlerin hepsini sizlerle paylaşacağız inşallah. O zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü test konuğumuz bildiğiniz gibi az önce bahsetmiştik. Corsa D1.3 dizel 75 beygirlik bir güce sahip. Bununla alakalı servis bakım maliyetleri 7-8 yıllık kullanımında 74 bin kilometreye gelene kadar herhangi bir sıkıntı yaşandı mı? Herhangi bir problemleri oldu mu? Bu araç alınır mı, alınmaz mı? Artı yönleri, eksi yönleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi hemen motorla başlayalım isterseniz. Lafı fazla uzatmadan. Bildiğiniz gibi 1.3 dizel sorunsuz bir motor. Yüz binlerce kilometreye kadar sorun çıkarmadan, bakımınızı düzgün yaptırdığınız zaman sorun çıkarmayan bir motor. 75 beygirde bu Corsa'yı taşıyor mu? Yani evet, bir 90-95 beygir olsaydı çok daha iyi olurdu ama hani böyle çok üstün performans istemeyen, böyle gazlamayı sevmeyenler için gayet bence tatminkar. Beklentilerinizi karşılıyor. Tabi performans bildiğiniz gibi görecelidir. Bugüne kadar araçta en ufak bir sorunla eski sahibinle de konuştum. Karşılaşmamış. Hiçbir problem araçta yaratmamış. Herhangi bir servis bakım maliyetleri dışında herhangi bir masraf yapmadığını söyledi. Sadece bir enjektör temizliği ustası tavsiye etmiş ki zaten hani çok gerekli midir o da sizin takdirinize bırakıyorum. 74.000'deki araçta ne kadar enjektör bakımı gerekli. O da tartışılır. Sürekli yakıtı fişlerini de gösterdi aldığımız abimiz. Shell'den almış. Onları biriktirmiş. Araç çok şükür ekspertize de soktuğumuz zaman sıkıntısız bir araç. Zaten aracı gördüğümüz zaman biz direkt anladık yani. Hani bu araç alınacak bir araç. Zaten kazası, boyası, tramere olmayan bir araçtı. Şimdi servis bakım maliyeti olarak ben buna aldıktan sonra aracı ikinci el aldığımız için yağsını, filtresini komple sıvı bakımlarını yaptıracağız yakın bir zamanda. Önümüzdeki hafta muhtemelen. Yağını Motul aldım. Filtreler Filtron marka aldım. Yaklaşık toplamda 500 lira gibi bir maliyet oldu. Ya bunu set olarak 300 liraya da mal edebilirsiniz. 400 liraya da mal edebilirsiniz. Ama ben böyle bir set yapmak istedim. Yağımız Motul. Dediğim gibi filtrelerimiz Filtron marka, Polonya malıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir set yapmak istedim. Yaklaşık bana maliyeti 500 lira oldu. Yani işçilik olarak 150-200 lirada, şimdi tam bilmiyorum ne kadar işçilik, 150-200 lirada işçilik verdiğiniz zaman 650-700 liraya 15.000 bakımını bu aracın yaptırmanız mümkün. Tabii yetkili serviste bir tık daha yukarıda olabilir. Tam ondan bir bilgim yok. Bir de ekspertizde arka balataların kontrolü tavsiye edildi. Ben direkt arka balatalarını da aldım aracın. Yağ değişiminde arka balatalarını da değiştireceğim. Arka balatalarda yanlış hatırlamıyorsam 250 lira civarıydı sanırım. 250 lira gibi bir fiyat verdim. Daha uygunu da vardı. Fakat ben 250 liralık olandan tercih ettim. Markasını birazdan çekip size atarım. Videonun ilerleyen kısmında bagajda duruyor balataların markası. Araç dediğim gibi motor olarak zaten yani 1.3 dizel Opel'in kullandığı, aynı şekilde Fiat da kullanıyor biliyorsunuz birçok aracında. Sorunsuz bir motor. Sıkıntısız bir motor. Performans olarak da bahsettik. Yakıt tüketimi olarak da aracı aldıktan sonra İstanbul'da sıfırladım. İstanbul'dan gelirken sıfırladım ben bunu. Gerçi 700 km'den fazla yol yaptık ama şöyle göstereyim. Ortalama 5.0 ile gidiyoruz. Bu şehir içi kullanım arkadaşlar. Bir araç uzun köprüye gitti geldi. Bir de işte İstanbul'dan gelirken aracı getirdik. Aynı zamanda ekonomik yakıt tüketmeniz için şurada görmüş olduğunuz shift, yani vitesi yükseltin yazısı çıkıyor.
aktif donanımda bu var. Diğer Enjoy'larda falan var mı bilmiyorum. Şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum. Şimdi bir setten geçiyoruz mesela. Gayet araç yumuşak. Öyle çok sert bir araç değil. Ben bir tık daha sert düşünüyordum ama öyle aracın herhangi bir kullanım sertliği yok. Yani 74 bin kilometreye göre araç iç kondisyonu falan, birazdan onları da çekeceğim. Gayet diri. Yakıt tüketimi olarak da dediğim gibi yani 5-5,5 o civarda geziyor. Yani bu araç için bence ideal. Bu araçtan daha gidip de 3 litre yakmasını da bekleyemezsiniz. Çünkü 75 beygir bir araç. Kilo olarak da yanlış hatırlamıyorsam 1250-1300 kilo civarında. Yani bir depoyla yaklaşık 1000 kilometreye yakın yaparız diye düşünüyorum. Uzun yolda çok rahat yapar da. Yani şehir içi falan 900-950-800 bile yapmış olsa gayet ideal yani. Hız sabitleyici de var. Hemen aklıma gelmişken onu da göstereyim. Hız sabitleyici de mevcut aktif donanımda. Şöyle şuradaki mandalı çevirerek hız sabitleyiciyi devreye sokuyorsunuz. Yan taraftaki butona basarak hız sabitleyiciyi devreden çıkarıyorsunuz. Performans olarak şöyle aracı bir yavaşlatalım. Ya motor sesi içeri alıyor mu? Hem onu görelim. Motor sesi evet içeri alıyor. Özellikle soğukken motor sesi alması doğal zaten. O beklediğimiz bir durum. Yani yalıtım olarak motor sesini bir tık içeri alıyor. Şimdi mesela şöyle bir yaklaşık 3000 devirde gidiyorum. Yani motor sesi var ama hani böyle çok sizi rahatsız edecek bir motor sesi yok. Hani sınıfının beklentilerini karşılayacak bir motor sesi mevcut araçta. Gibi aktif donanım paketine sahip bir araç. Şöyle dışarıdan göstereyim. Herhangi bir kazası, boyası, belası yok aracın çok şükür. Öyle dengeldi. Bundan önceki sahibi birkaç ekstra bir şeyler yaptırmış. Şu ekleri falan koydurmuş. Şunları söktüreceğim. Hiç hoşuma gitmedi. Şunları söktüreceğim. Araca tarafımca boya koruma, seramik kaplama uygulama işlemleri falan yapılacak. İç detay istiyor biraz araç. İç detay uygulaması yapılacak araca. İşte farlarını falan şeye beyaz ampul falan taktırmış abimiz. Ya araç güzel bir araç. Rengi de çok hoş. Şurada çok hafif bir belli belirsiz sürtme izi var. Şu ön kaputta tabii doğal olarak ufak tefek taş vurukları var. Onları halledeceğim ben kendim. Birkaç gün aracı misafir edeceğim garajımda. Biliyorsunuz uygulama garajımız var. Orada Harun Özer Instagram üzerinden siz de uygulamalarımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Araç güzel bir araç. Gayet güzel duruyor. Bir alternatifimiz de bizim arkadaşlar Clio'ydu. Clio'da temiz düzgünlü bulamadık açıkçası. Yani Clio'dansa benim daha çok gönlüm Corsa'daydı. Corsa D çünkü çok beğendiğim bir araçtı. Nasip kısmet oldu. Corsa'yı aldık. Şimdi iç kondisyonuna bakalım aracın. Hatta şöyle araç çalışıyor zaten. Dışarıdan da motor sesini duyalım. Hani motor sesi öyle çok rahatsız edecek bir motor sesi değil açıkçası dışarıdan. Öyle söyleyeyim. Rölantide çalışıyor. Lastiklerimiz de 195, 55, 16. Yani aktif donanımda 16 jant seçeneğiyle geliyor. Şimdi aracın iç kondisyonuna bakalım. Aracın iç kondisyonuna bakacak olursak tabi B segment araç olduğu için sert plastik. Yine aracın içine detaylı temizlik yapacağız dedik. 4D havuzlu paspaslarımızı sipariş edeceğiz hafta içi. Pazartesi günü yarın havuzlu paspaslarımız gelecek. Çünkü halı paspaslar gördüğünüz gibi araç köy yerinde kullanılacağı için hiç sağlıklı değil. Direksiyona herhangi bir yıpranma, deforme olma vesaire yok zaten direksiyonda. Bu orta göğüste zaten buralarda bildiğiniz gibi. Korsalarda sert plastik. Ama dikkatimi çeken bir şey var arkada. Hiçbir trim sesi yok. O da açıkçası güzel. Hani sert plastik olmasına rağmen hiçbir trim sesi olmaması beni çok sevindirdi araçta. Ufak bildiğiniz gibi şurada bir bilgi ekranımız var. Yine radyomuzda Bluetooth'umuz yok. AUX çıkışımız burada mevcut. İçeride normal standart halojen bir tepe lambamız var. Koltukları da benim çok hoşuma gitti. Desenleri falan. Tabi bunlar yıkanınca daha da kendine gelecek. Şurada ufak tefek lekelerimiz mevcut. Bunların hepsi gidecek. Yine arka koltuk bu şekilde. Ön bana doğru, bana göre ayarlı. Şimdi arkaya oturalım bakalım ne kadar.
bir mesafemiz kalıyor. Yani hemen hemen şuradan 2 parmak, 3 parmak falan bir mesafemiz kalıyor. Bu rahatsız edici mi diye soracak olursanız, yani çok rahatsız edici değil ama yani boyu 1.85-1.90 olanı zaten doğal olarak rahatsız edecektir. Araç B segmenti değil de böyle C segmentine göz kırpar nitelikte. Özellikle şu vermiş olduğu derinlik gerçekten aracı güzel gösteriyor. Şuradaki direkler biraz Astra J'lerde vardı biliyorsunuz böyle. Biraz kör nokta yaratıyor mu? Evet, yaratıyor. Kör nokta yaratıyor. Ortadaki şaft tünelimiz çok yüksek değil. Ortada hani çocuk falan oturursa herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Yine direksiyon ayarını aşağı yukarı ve ileri geri olarak. İleri geri çok fazla oynamıyor ama şu mandaldan yapabiliyorsunuz. Yine ön iki camımız otomatik. Aynalarımız da buradan sağ ve sol olarak buradan ayarını yapabiliyoruz. Şuradaki detaylar piyano bilek. Bunlar hoş durmuş. Dediğimiz gibi buradaki plastikler sert. Buradan yine klima yönlendirme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Onun haricinde buradan radyo ile ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan ses açma kapama kısımlarını yapabiliyorsunuz. Orta kısımda herhangi bir yıpranma vesaire yok. Şöyle yakından da gösterelim. Araca güzel bakılmış. Zaten kapalı garaj aracıydı bu. B segmentini karşılayacak nitelikte buraya 2 adet normal valizinizi koyabilirsiniz. Yanına da ufak tefek şeyleri koyabilirsiniz. Bagajı da sonuçta B segmentini karşılayacak nitelikte. Yine stepne grubu altta burada. Yine burada ilk yardım çantaları vesaire mevcut. Frenlere gelecek olursak önlerde disk frenlerimiz mevcut. Arkalar ise kampana arkadaşlar. Arkalar kampana. Aklıma gelmişken şeyi de göstereyim. Balataları aldım. Ne markaymış? Evet. Balatalarımız Meyle markaymış. Yani inşallah güzeldir. Zaten 120 km hıza çıktık. Devir göstergemiz yaklaşık 2300 devir civarında. Yani otoban hızlarında. İçeri şu an çok fazla motor sesi alıyor mu? Yani çok rahatsız edici değil. Bir taraftan tabii ufak ufak rüzgar sesi gelmeye başlıyor 100'den 120'den sonra. Şu an mesela 3000 devirde kaç kilometre hıza tekabül ediyor? Ona bir bakalım. Şu an 3000 devirdeyiz. Tam 140'a geliyor. Yani 120 km hızla gittiğiniz zaman bu araçta aşağı yukarı 2500 devir bandında araç gidecektir. Bu da yani yeterli. 6 ileri olmuş olsaydı çok daha iyi olurdu tabii ama 6 ileri değil araç bildiğiniz gibi 5 ileri. Bu da yeterli bir performans sunuyor size diyebilirim. Aracın direksiyonu biraz bana yumuşak geldi. Hani viraj almada yol tutuşta öyle ekstra bir sıkıntı yaratmıyor ama biraz daha dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi biz hani Insignia kullanıcısıyım ben de. Ona alıştığımız için biraz garip geldi olabilir. Hani uzun süre kullanmak lazım aracı. Onun haricinde öyle içeri lastik sesi çok azalıyor. Motor sesi de öyle rahatsız edici bir motor sesi değil. Şu an mesela yaklaşık 2000 devirde gidiyorum. 4. vites 80 km hızla gidiyoruz. Mesela şöyle bir 5'e takıyorum aracı. 100 km hıza çıktığım zaman yaklaşık 2000 devirlere falan geliyor. Yani 120 km'ye geldiğim zaman 2000'lik anlatmak istediklerim bunlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Yine Harun Özer Instagram üzerinden tarafıma ulaşabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim. Destek için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Işıklarını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aracımız 5 ileri vites bildiğiniz gibi. Dikiz aynamızda herhangi bir karartma vesaire mevcut değil. Yine şu kısımda herhangi bir ışıklandırma mevcut değil.